Bir kısa görüntümüz var arkadaşlar şu yaşanan olaylarla ilgili. Beni çok etkiledi. Size de paylaşmak istiyorum. Sosyal medyada belki de görmüşsünüzdür. Sesini de açalım ama. 21. asırda 1941'in karanlığını yaşıyoruz ama biz buradayız ve çalışmaya devam ediyoruz. Bizim kanal Rus tarafından bilinen bir kanal ve ilk hedefleri arasında ama olsun korkarak yaşamaktansa Şereflice ölmek daha güzeldir. Bir yandan Ukrayna askerlerinin arabalarını ele geçirip Rusya, Kiev'e girmeye çalışıyor. Ukrayna askerleri ve halkı işgalcilere karşı direniyorlar. 21. asırda Avrupa'nın göbeğinde bir ülke resmen işgal ediliyor. Kafasını kuma gömmüş dünyaysa sadece kınamakla meşgul. Hatta kınamaktan korkanlar da var. Ama bir gün gelecek onların başkenti de işgal edilince Anlayacaklar ama geç olacak. Evet, beni çok etkileyen bir konuşmaydı. Sizlerle de paylaşmak istedim. Maalesef ülkemizin hemen yanı başında hiç istemediğimiz hadiseler oluyor. Bu söyleyeceklerimi kendi adıma söylüyorum ama Bolu halkında hislerine tercüman olacağını düşünüyorum. Sürekli emperyalizmden bahsediyorduk. Emperyalizm sadece Amerika'ya has değil. Çin emperyalizmi de var, İngiliz emperyalizmi de, Rus emperyalizmi de. Yani Ruslar gayet planlı bir şekilde, gayet planlı bir şekilde yanı başındaki ülkeyi işgal etmeye çalışıyor. Ve bunu yaparken de sivil, kadın, çoluk, çocuk ayrımı yapmıyor. Gözü dönmüş bir lider Putin, birilerinin dostum Putin dediği Putin, dünyayı büyük bir tehlikeye atıyor gözlerimizin önünde. Dolayısıyla ben kendi adıma söylüyorum bunları. Bu kalleşçe emperyal planı hayata geçirmeye çalışan Rus liderini ve Rus yetkililerini kınıyorum. Nefretle kınıyorum. Burada benim en çok üzüldüğüm elbette kadınlar ve çocukların ölmesi. Biraz önce önemli bir kentteki belediye binası bombalandı. Arkadaşlar belediye binası niye bombalanır? Savaşın bile bir namusu vardır kendi içinde. Hastaneler bombalanmaz. Belediye binaları bombalanmaz. Kamusal ihtiyaçlar için. Elektrik santralleri bombalanmaz. Ama maalesef işte emperyalizmin dini imanı yok. Mantık aynı. Burada bu kadıncağızı niye izlettim size? Gerçekten çok takdir ettim Ukrayna halkını. Kaçmadılar. Zannediyordu ki bu emperyal Ruslar iki gündeki eve gireriz. Kitleler halinde gelirler teslim olurlar. Kaçarlar yurt dışına. Öyle olmadığını görüyoruz ama. Kadınlar dahil, Ukraynalı kadınlar dahil bütün siviller silahlanmış. Bazıları çocuklarını Polonya'ya bırakmış, akın akın geri geliyorlar. Öleceğini bile bile geri geliyor. Bu yönüyle kendi milletimi hatırladım. Ve tabii savaştan kaçan, topraklarını korumaktan aciz, başka toplulukları da bu vesileyle hatırlamış oldum. Yani biz Allah korusun hiçbir zaman savaş çıkmasın bu ülkede ama biz öyle bir milletiz ki biz toprağımızı bırakıp kaçmayız. O anlamda Ukraynalıların bu tavrını da ben son derece anlamlı buldum. Dünyaya da örnek olmasını diliyorum. Hep söylüyorduk. Yani Batı 200'lü, Amerika 200'lü diye. Ne oldu Ukrayna'ya verilen sözler? Yok. İşte Batı dünyası böyle. Yarın biz NATO üyesiyiz diyoruz. Allah korusun biri bize saldırırsa NATO arkamızda mı olacak zannediyoruz? Asla böyle bir şey olmayacak. Amerika'nın da emperyal planları var. İngilizlerinde, Ruslarında, Siyonistlerinde. Hepsini kınıyorum. Biz her zaman şunu söyledik. Ben şahsen her zaman şunu söyledim. Ne Amerika, ne Rusya, ne Siyonist İsrail her zaman tam bağımsız Türkiye. Bunu söylüyorum. NATO gibi Amerika'nın kuklası olan bir örgütten de derhal Türkiye'nin çıkması gerektiğini düşünüyorum. Tabi bu vesileyle geçmişteki atalarımızın ne kadar öngörülü olduğu da ortaya çıkmış oldu. Ülkemizin kurucularının. Şu anda Lozan Barış Anlaşması'nı Hükümet her fırsatı dile getirir oldu. Bir ara Lozan'ı güncelleyelim derken. Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni kaç defa güncelleyelim dediler. Bakın o güncelleyelim dedikleri Montre Sözleşmesi bugün Türkiye'nin elini ne kadar kuvvetli kılıyor. Ama o kurucu liderlere Mustafa Kemal Atatürk'e ve İsmet İnönü'ye dil uzatanlara şunu söylemek istiyorum. Siz maalesef miras yedi kötü bir evlat gibisiniz. Lozan'ın kaymağını siz yiyorsunuz. Montreux'un kaymağını siz yiyorsunuz. Cumhuriyet döneminde yapılan, edilen tüm fabrikaları, işletmeleri sattınız. Parasını harcadınız. Ve şimdi çıkıyorsunuz. Bir de o insanları eleştiriyorsunuz. Ben bunu bu kulaklar duydu. Montreux Sözleşmesi'ni güncelleyelim diye. Lozan'ı güncelleyelim dediğini bu devletin yetkililerinin bu kulaklar duydu. Arkadaşlar bunlar tehlikeli söylemler. Mesele tam da bu. Mecliste bir konuşma yapmıştım. Siz Lozan'ı güncelleyelim diye oturursanız İzmir'i verip kalkarsınız diye. Siz Montreux'u güncelleyelim derseniz boğazları bırakıp gidersiniz. O yüzden şu güncelleme işine girmesin bu devleti yönetenler. Onlar zaten sürekli güncelleme yapıyor. Elektriğe güncelleme yapıyor. Doğalgaza güncelleme yapıyor. Akaryakıta güncelleme yapıyor. E bırakın bizim kazanımlarımızla ilgili bari güncelleme yapmayın. Siz o güncellemelerinize devam edin. Evet. Bir de Arkadaşlar bunları söylemem gerekiyor. Söylemezsem üzülüyorum çünkü. Duyarlı bir Türk vatandaşı olarak, Türk milletinin onurlu bir mensubu olarak bunları söylüyorum. Öyle bir hale geldik ki tükürdüğünü yalayan devlet konumuna geldik dünyada. Boz ilişkileri her ülkeyle. Ondan sonra git bir de barışmak için uğraş. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri. 15 Temmuz'un finansörüydü hani. Şerefsizdi bunlar. Bunlar söylenmedi mi? Suudi Arabistan. Katil devletti. Ne oldu? Şimdi Suudi Arabistan yetkilileri aklandı mı o kaçıkçı cinayetinden? Bu lafları ettikten sonra niye gidiyorsun ayağına? Daha vahim bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor. Çarşamba günü. Sizin içinize ne kadar siniyor ama benim içime sinmiyor. Katil İsrail'in Cumhurbaşkanı'nın bu ülkeye gelmesi benim içime sinmiyor. Bu ülke topraklarını o pis ayaklarıyla kirletmesi benim içime sinmiyor. Şimdi nasıl karşılayacağız biz o cumhurbaşkanını? Terör devleti dediğimiz İsrail'in cumhurbaşkanını. Ne değişti arkadaşlar? Marmara'da yaşananları hatırlamıyor muyuz gemide yaşananları? O şehitlerimizin kemikleri sızacak. Gazze'de katledilen insanlarla ilgili neler söylemiştik? Şimdi onların katillerini kırmızı halıyla karşılayacağız. E ne oldu? Katil perezdi. Sayın Herzog'a nasıl döndük? Ne oldu? Niye biz ikide bir tükürüp sonra yalıyoruz bunu? Alışkanlık haline geldi ya. Ben artık utanıyorum. Utanıyorum. Önce boz ilişkileri sonra hiçbir şey olmamış gibi git barış. Davet et. Müzakere masasına otur. Para kalmayınca geçmişte katil dediğin, daha yakın geçmişte katil dediğin insanlarla aynı masaya otur. Vallahi ben Sayın Erdoğan'ı hayretle izliyorum. Yükseldiğini görüyor ya. Daha düne kadar üç koyunu gidemez dediği Sayın Kılıçdaroğlu'yla da oturup bir masanın etrafında her an uzlaşabilir. Ama işte incinen bizim ulusal onurumuz oluyor. Var mı İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelmesini memnuniyetle karşılayanlarınızda? Var mı? Arkadaşlar size bir şeyden daha bahsedeyim. Çok tehlikeli bir şey. Biliyorsunuz değil mi bu kripto para işi iyice büyüdü, yayıldı. Onun arkasında ne var? Metaverse'ün ne olduğunu biliyor musunuz? Bilen arkadaşlarım vardır. Arkadaşlar Metaverse denen tehlikeli bir sanal dünya yaratılıyor. Niye tehlikeli diyeceğim? Hani Metaverse üzerinden biri gitmiş, belediye binasını satın almış. Önündeki araziyi de satın almış, meydanı da satın almış. Ama daha tehlikeli şeyler var arkadaşlar. Metaverse üzerinden Kabe satılmış. Alan bir Hristiyan. Metaverse üzerinden Mescidi Aksa satılmış. Sonra ne yapacaklar biliyor musunuz? Sanal da olsa bunun üzerine bir şey kuracaklar. Ne kadar tehlikeli? Kabe bizim kutsalımız. Ya onun üzerinde böyle gayri ahlaki sanal dünyada da olsa bir şey kursalar? Ya Mescid-i Aksa'yı alan Yahudi bunun üzerine Metaverse projesinin devamında bir tane silogok yapmaya kalksa ne olur? İşte ben o yüzden Türkiye'de birçok insanın dünya lideri olarak lanse ettiği Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum. Durdurun bu çılgınlığı. Uluslararası topluma bunu anlatın. Çünkü ileride sırf bu yüzden din savaşları bile çıkabilir. Çok tehlikeli.